Pazartesi günleri TV 41 ekranlarında canlı yayınlanan Fazile Özkurt'un sunduğu Dipnot programının konuğu Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu oldu. Zeytinoğlu işsizliğin sebepleri ve çözüm yollarını ayrıntılarıyla açıkladı. Tabii ki ara eleman dediğimiz meslekten gelen gençlerin aslında çok önemli olduğunu biliyoruz. Şu anda Türkiye'de benim şahsi kanaatim enflasyondan sonra en önemli sorunumuz işsizlik. Şu anda işsizlik oranımız çok düşük ama istatistiksel olarak bakmamak lazım. Şöyle bakmamız lazım. Bizim ülke olarak 85 milyona yakın bir nüfusumuz var. 84 diyen var, 86 diyen var. Buna benzer bir nüfus Avrupa'da bence bütün ülkelerin örnek alması gereken bir ülkedir Almanya. Almanya'yı görelim. Almanya'da üstelik şimdi ezberimde rakamlar yok ama yaş ortalaması bizden 12-13 yaş daha fazla. Yani biz 33 yaş ortalaması varsa Türkiye nüfusunun orada 47 veya 46. Bizden çok daha yaşlılar. Buna rağmen Almanya'da 46 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de çalışan sayısı işte en son Mart ayındaki istatistikler 32 milyon 588 bin kişi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını ve gelişmeleri açıkladı. Ülkede şu an için en büyük sorun işsizlik, enflasyondan önce sonra. Peki bugün sonra açıklanan dedi. Enflasyon oranı %75 olarak açıklandı. Bu oranlar konusunda gerçi her bir veri farklı veriler de var. Hangisi doğru? Siz sanayici olarak nasıl bakıyorsunuz efendim? Şimdi biz oda başkanı olarak tabii ki TÜİK'in açıkladığı oranları baz alıyoruz ve yorumlarımızı bununla yapıyoruz. Şimdi TÜFE'nin yani tüketici fiyat endeksinin Mayıs ayı aylık rakamı 3.37. Bu yıllık bazda 75.45'e geliyor. Üretici fiyat endeksi yani bizlerin yaptığı toptan ürünlerdeki fiyat artışı da aylık bazda 1.96, yıllık bazda da 57.68. Şimdi burayı iyi yorumlamak lazım. Bir yıl önce Mayıs ayına gidersek o ay tüketici fiyat endeksi 0.04'müş. Üretici fiyat endeksi de 0.65'miş. Yani çok düşük enflasyonumuz varmış 2023'ün Mayıs ayında. Bundan sonraki aylarda yani bir sonraki ay Haziran ayı enflasyonu eğer 3.92'nin altında gelirse ki gelecektir TÜFE 3.37 gelmiş. Onu muhtemelen 3'lerin altında gelecektir. Enflasyonda düşme başlayacak. Bu baz etkisiyle olan bir hadise ama hükümetimizin aldığı, Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler vasıtasıyla piyasada bir daralma, bir küçülme olduğunu biliyoruz. En fazla etkilenen sektörler başta inşaat olmak üzere otomotiv sektörü gibi krediyle alışveriş yapılan sektörlerde bu çok yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandı. Çünkü faiz oranları çok yükseldi.